Mehdi Bey, yarı mamul ürünlerde dikkat edilmesi gereken konular sizce nelerdir? Bir yarı mamul üreticisi olarak bu konudaki tecrübelerinizde neler söylemek istersiniz? Yarı mamulde dikkat edilmesi gereken hususlar öncelikli olarak ayarı. Çünkü çok parçalı bir ürünlerden oluşan malzemeler olduğu için yarı mamul. Ürünlerin ayarına çok dikkat edilmesini ben müşterilerimizden özellikle rica ediyorum. Gittiğim her ziyaretlerimde ürün ayarlarının ön planda tutulmasını rica ediyorum. Çünkü şeye çok açıktır. Yani kullanmak istediğim bir kelime var ama istemediğim. Hani sahteciliğe çok açık bir Ya da suistimal. ya da suistimale çok açık bir meslek. Evet. Aralara karıştırılabilecek aksesuarlarla falan Türkiye'nin kalitesini düşürebilecek hamleler yapılabiliyor maalesef. Bunlara şahit oluyoruz. Evet, buna dikkat edilmesi lazım. Alışveriş yapılan firmaların geçmişine, kökenine bakılması lazım. Yani herhangi birilerinden ürün alışverişi yapılmamasını tavsiye ederim. Ya bunları söyleyebilirim. Peki. Şimdi Türkiye'de ciddi bir sorun var. Şöyle bir sorun var. Ons farkı denilen kuyum sektörü bir canavarla uğraşıyor. Bu ons farkı da üreticileri yakından etkilemekte. Bir yarı mamul üreticisi olarak ons farkı sizde olumlu ya da olumsuz nasıl bir etki yapıyor üretiminize ve satışınıza? Neler söylemek istiyorsunuz? Yani şöyle, ons farkı uzun bir süredir maalesef Türkiye'de altın dünya standartlarına göre 2000 ile 3000 dolar arasında değişen rakamlarla farklılık gösteriyor. Yani yukarı doğru bir pahalılık var maalesef. Bu da her kuyumcuyu zora soktuğu gibi tabii ki bizi de zora sokuyor. İhracat yönünden müşterilerimize anlatamadığımız bir fiyat farkı var maalesef. Ama tabii ki bunlar ekonomik tedbirlerle alınmış şeyler. Bunun farkındayız. En kısa zamanda düzeleceğini düşünüyoruz yani. Şimdi siz özellikle yarı mamulcülerin arasında hem çok tecrübeli hem de uluslararası fuarlara en fazla katılan kişilerin başında geliyorsunuz. Yurt dışındaki fuarlara gittiğinizde bir yarı mamulcü olarak, bir Türk üreticisi olarak nasıl karşılanıyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, yurt dışında eskiden İtalyan malları daha çok ön plandaydı. Yani bir ürünü anlattığımızda direkt İtalyan mı diye sorulurdu bu bize. Ama şu anda gittiğimiz birçok ülkede artık İtalyan diye bir algı kalmadı. Tam tersine bu yarı mamuller Türkiye'de, İstanbul'da üretiliyor diye bunu gururlanarak söylüyoruz. Türk firmasıyız diye gururlanarak söylüyoruz. Çünkü ismimiz Dior olduğu için Dior'u İtalyanca ile karıştırıp işte İtalyan firması mısınız diye sorduklarında hayır, Türk firmasıyız, İstanbul firmasıyız diye ürünlerimizi de gururla sunuyoruz ve malımız da gerçekten artık kaliteli. Hani buna önce biz kendimizi ikna ettik zaten, sonra müşteriyi ikna ediyoruz. Yurt dışında şu anda gittiğimiz fuarlarda iyi bir müşteri portföyüne sahibiz ve bir sonraki oluşabilecek fuarlar için de hemen peşinen davet ediliyoruz. O bizi gururlandırıyor. Bu da tabii ki malımızın kalitesi artı verdiğimiz kaliteli hizmetle alakalı. Şimdi kuyumculuk sektöründe yarı mamul konusunda faaliyet gösteren firmalarda çok alışık olmadığımız başka bir tablo da var. Güzel bir tablo. Burada sizinle beraber çalışan iş ortağınız Sabriye Hanım var. Sabriye Hanım'ın bir hanımefendinin yarı mamul konusunda bu kadar ön planda aktif olması sektörde hem iyi karşılanıyor hem de bir hanımın yarı mamulü de olsa elinin değmesi sizce fark yaratıyor mu? Tabii ki, tabii ki. Yani her şeyde bir bayan elinin olması, yani bu doğumumuzdan ölümümüze kadar işte her alanda, her aşamada olan bayanlar neden kuyumculukta olmasın? Yani ben son derece faydalı olduğuna inanıyorum. Çünkü yine yurt dışına yıllar önce çıkmaya başladığımızda, bu 20-22 yıl önce yurt dışı fuarlarına ben gittiğimde gördüğüm hep şuydu. Yani örnek veriyorum, Rusya'da 100 kişi varsa fuarda, bunun 70'inin 75'inin ben bayan olduğuna rastlamıştım. Ve Türkiye'ye döndüğümde Türk fuarlarına baktığımda bayan hiç görmemiştim. O yani önceki yılları söylüyorum size.
O zamanlardan beri benim hep hayalimdi. Yani bu meslekte daha çok bayan olmalı. Yani firma sahipleri olmalı, yönetici olmalı. İhracatta, ithalatta, ayar evlerinde, her yerde olmalılar diye düşünüyorum. Ben de bundan dolayı şanslıyım yani. Sabriye Hanım'la yola devam ediyoruz. Beraber yola çıktık. İnşallah ömür boyu da beraber ortaklığımız devam edecek yani, temennim. Nisan ayındaki fuar için nasıl çalışmalarınız var? Nisan ayı için biraz daha yarı mamül artı bitmiş mal odaklı çalışıyoruz. Yani şu ürünlerimiz var. Yine farklı bir zincir grubu ile çalışıyoruz. Hem metre hem bitmiş mamül, yarı mamül artı bitmiş mamül, ikisini bir arada sentezleyerek müşteriye sunmanın peşindeyiz. Yani bu fuarda da inşallah yine değişik bitmiş mallarla müşterimizin karşısına çıkacağız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun geldiğiniz için. Size de başarılar diliyorum.